İyi akşamlar. Merhabalar efendim. Selamlar. Oo Murat hocam. Nerelerdeydiniz? Selamlar. Nasılsınız? Hazır mıyız? Yavaş yavaş geliyor hocalarım. İyi akşamlar. Bugün bir metin çevirisi yapalım. Hazırsak eğer. Herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Selam. Merhaba. Şimdi hocalarım. Hazırsak eğer bugün bir sağlık metni çevirmek istedim. Gene sağlıkçılarımın her yerde sağlık, sosyal üzerinden, fen üzerinden var da bu sağlık metinleri nerede? 28 Mart'tan bir sağlık metni çevirelim istedim. Merhabalar, sorular olacak mı? Yok hocam, sadece metin çeviriyoruz. Bugün çeviri üzerine odaklanıyoruz. Biliyorsunuz ki çeviri bizim için çok önemli. Kelime çalışması ve okuduğumuzu anlayabilme noktasında çeviri bilgisi aşırı derecede önemli. Gireceğimiz YDS, YÖK dili ve YDT sınavları için istediğimiz kadar gramer bilelim, istediğimiz kadar gramer sorusu çözelim, istediğimiz kadar bir konu hakkında hakim olalım. Ama çeviri noktasında sıkıntı yaşıyorsak, kelime noktasında sıkıntı yaşıyorsak, bildiğimiz bilgiler gramerle ilgili yazabileceğimiz bir kitap bilgisine dahil olsak bile gramer bize en fazla 45-50 puan aldırır. 50 puanı bile belki göremeyebiliriz. İşte bu noktada bizim odaklanmamız gereken en önemli kısım çeviri ve kelime bilgisi. Kelime bilgisi çalışmasında da özellikle sizden ricam, lütfen kelime çalışmalarınızı öncelikli olarak fiil ve sıfat odaklı gidin. Çünkü bir fiili bilen, cümlede eylemi bilen okuduğu yapının olumlu olumsuz anlamına ulaşır. Sıfatı bilen okuduğu metnin ya da okuduğu bir konuyla ilgili, isimle ilgili olumlu olumsuz bir yargıya ulaşabilir. O yüzden kelime çalışmalarında da fiil ve sıfat odaklı gidelim. Onun dışında fiili bilen isime yakınlaşır. Sıfatı bilen zarfa zaten hakim olur. Yani fiilden isim türettiğimiz, sıfattan zarf türettiğimiz noktalarda da kelime bilgimiz zaten dörde katlamış oluyor. Yani bir increase fiilini bilirsem increasing ile artmak fiilini bilirsem increasing artan kelimesini oluşturabilirim. Ya da increase artmış kelimesini oluşturabilirim. Ya da increasing ile artan bir şekilde deyip bir yorum yapabilirim. Kelime bilgisi noktasında dediğim gibi lütfen kelime çalışmalarımızı öncelikle fiile, sonrasında sıfata odaklayarak ilerleyelim. Onun dışında DM veya Telegram'dan 30 yıllık kankanız gibi bana ulaşabilirsiniz. Hakkını teşekkür ederim. YDT'ye hazırlanıyorum. 12. sınıfım hocam. 40-45 netlerdeyim. Sınava kadar 70 olur mu? Olur tabii ki. Sınav önümüzdeki Haziran'da. Önümüzde çok uzun zamanlar var. Bu hem YDS için hem de YÖK dil öğrencileri hem de YDT öğrencileri için geçerli. Bir ayın bile hatırı vardır hocalarım. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sınav son 2 ayda, son 1 ayda kazanılır. Bunu da unutmayalım. Şu anki çalışmalarımızı çok yoğun tutarak da son noktaya geldiğimizde eğer bırakıyorsak o savaşı kaybediyoruz demektir. Ama son noktada eğer bir depar atabiliyorsak, son noktada eğer gerçekten düzenli bir şekilde çalışıp denemelerimizi çözüp eksiklerimizi görüp sonrasında o eksikler üzerine soru çözümleri yapabiliyorsak eğer, biz o sınavda başarılı olacağız demektir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Eğer ki YÖK dil sınavına girmek isteyen, YDS sınavına girmek isteyen hocalarım varsa, YDT sınavına girmek isteyen hocalarım varsa sıfır temel için YÖK dil deparı kaçırmasınlar. Eğer ki hedef 50-45 puan, 50 puan aralığında aldım ama bunu arttırmak istiyorum diyorsak, yani orta seviyeden, yüksek orta seviyeden başlayıp puanı 70 ve 70 üzerine taşımak istiyorsak, 80'e 90'a, 90 üzerine taşımak istiyorsak da YÖK Dil Master grubunda lütfen unutmayalım. YÖK Dil'in çaprazında YDS Master grubumuz da var. YDS Nisan'a kadar, YDS Master Nisan'a kadar, YÖK Dil Master da Mart sınavına kadar devam edecek. Bu gruplardan isteyen YDT öğrenciler YÖK Dil Master'a, isteyenler YDS Master'a da katılım sağlayabilirler. Ama ben temelden başladım, sıfırdan başladım diyen YDT'ciler de YÖK Dil Depar'a ya da YDS Depar'a katılım sağlayabilirler. Onun dışında hazırsak bugün bir bakalım. Hocam bir öncekinin devamını okudunuz sadece. Tamam. Model kelimeler olan, model kelimeler olan lütfen Telegram grubundan paylaşırım. YDT için, YDS için, YÖK Dil için. YDS sınavına girip üniversite hazırlık atlama diye bir şey var. Bilginiz varsa bilgilendirir misiniz? Var hocam. Bazı üniversiteler YÖK Dil sınavını da YDS sınavından da 65 puan alma koşuluyla hazırlığı atlatabiliyorlar. Yani dönem içerisinde girdin mesela proficiency sınavınıza. O proficiency sınavından geçerli puanı alamadınız. O bir sonraki sınava kadar, yani Eylül'de oluşan bir
muafiyet sınavı vardı orada Eylül'de. O sınava kadar o süreç içerisinde hani o sınava da girebilirsin. Eğer atlayamazsan ki o dönemde YDS'den ya da YÖK dilden 60 ya da 65 puan bu üniversitelere göre değişkenlik gösteriyor hazırlık atlama puanı. Eğer o puanı alırsanız hazırlığı direkt atlayabilirsiniz. Kaldı ki üniversiteye giriş yaptığınızda mesela YDS öğrencileri kesinlikle bunu yapsınlar. YDS odaklı zaten çalışıyorsun. YDS'nin YDT'den çok bir farkı yok. Bir tık daha zor sadece. Ama YDS'ye girdiğinizde rahatlıkla YDT öğrencileri çok rahat bir şekilde 65-60 puan üzerine geçerler. O yüzden size tavsiyem YDT'ciler dönem içerisindeki Nisan YDS'yi kesinlikle deneyimlemeniz gerekiyor. O puanınızı alın kenarda dursun. İlerleyen dönemde bu tercihler döneminde eğer ki hazırlık olan bir üniversiteye geçiş yapacaksak elimizdeki 65 puanla ben direkt hani profil sınavına girmeden hazırlık atlama sınavına girmeden, işte dönem boyunca bir sınavla bir hazırlıkla uğraşmadan direkt 65 puanla da dediğim gibi üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösteriyor ama genellikle 65 puan geçerli oluyor. 65 puan YDS puanı ya da YÖK dil puanıyla geçiş sağlayabiliyorsunuz. Hazırlığı direkt atlayabiliyorsunuz. Bunu da unutmayın. Onun dışında Canavuş Hocam, dün size doyamadım. Yine dinleme geldim. Hoş geldin Dilan Hocam. Hakkı Hoca'nın kaynak kitaplarına nasıl ulaşırız? Benim hocam üzerinden ulaşabilirsiniz hocam. Onun dışında daha önce üniversiteden proficiency sınavını geçen biri başka üniversitede de geçerli olur mu o puanı? Olmayabilir. Aynı üniversite kendi içerisinde eğer ki proficiency geçiş yılın 2 yılı, 3 yılı geçiyorsa bile bazen aynı üniversitede olsak dahi proficiency puanını kabul etmiyor. Ama bir başka üniversiteden gene proficiency sınavına girerseniz gene hazırlığı atlayacaksınızdır. Yani o bilgi düzeyine sahipsinizdir. Sıkıntı olmaz. Birkaç, 2-3 hafta çalışsanız yeterli olacaktır. Çeviri kitabıyla alakalı benim hocamın, Hakkı Hoca'nın Reading Overdose kitabı var. Reading Overdose kitabının içerisinde 100 metin var, artı 30 metin var, kelime testleri var. Phrasal verb, fiil, sıfat, zarf, o metinlerin içerisindeki kelime çalışmaları, kelime tabloları var. Eğer okuma konusunda fayda, ben bir kitap istiyorum, faydalı olsun diyorsak Reading Overdose kitabı sizin için faydalı olacaktır. Hazırsak başlayalım. Bir soru cevap dersi gibi oldu bu. Ama hazırsak ben sabırsızlanıyorum şu metni çevirmek için. İsterseniz direkt metin çevirimize şöyle bir başlayalım. O sırada ben de linkimi açayım. Mesajlarınızı görebilmek adına şuradan bir linkimi bir yandan açayım. Şimdi elimizdeki metin 28 Mart YÖK dil sınavında sağlık metini, sağlık paragraf sorusu olarak gelmiş bir metindir. Geçen dün grubumda Hakkı Hoca ile olan YÖK dil grubumda hocam sağlıkla ilgili de metin çevirisi yapmayacak mıyız deyince yapacağım dedim. O zaman bugünkü derse sağlık metni olsun. Bu dersinde öncelikli sağlıkçılara, YÖK dil sağlıktan gireceklere, bütün sağlık personellerine ve YÖK dil sınavına, YDT sınavına, YDS sınavına girecek bütün öğrencilere gelsin. Biz hiçbir zaman alansal ayrım yapmıyoruz. Bunu zaten 2 senedir, 3 senedir, 4 senedir bizimle olan hocalarım farkındalardır. Alansal ayrım asla yapılmıyor. Çünkü YÖK dil sınavında alansal bir ayrım maalesef ki yok hocalarım. Alansal ayrım dediği şey şu. Metnin konusu değişiyor. Ama İngilizce'de kelime sabittir, isim sabittir, sıfat sabittir, fiil sabittir, zarf sabittir. Bağlaç, prep, reduction bunlar aynı konulardır. Sorunun gelecek yapısı aynıdır. Sağlık kelimesi, sosyal kelimesi, fen kelimesi, buna çalış, şuna çalış diye bir şey yoktur. Çalışmanız gereken genel çatı YDS kelimeleridir ve bir altı kelime sorusuna YÖK dilde karşıma çıkacak altı kelime sorusunun aynı şıkkını sosyalde de oluşturacak, aynı şıkkı fende de verecek, aynı şıkkı sağlıkta da verecek. Yani kelimesel bir ayrım asla yoktur. Sadece metinin konu bazında farklılıklar vardır. Ama burada da bazen derler ki hani sağlık metinleri daha rahat, daha anlaşılır oluyor. Evet haklılar. Çünkü o noktada sosyal birazcık daha komplike konulardan bahsettiği için bazen metinler anlama noktasında daha da zorlaşabiliyor. Ama istese soru yazarı buradaki metini ya da herhangi bir akademik dilde sağlık metnini de zorlayabilir mi? İstese onu da zorlayabilir. Bizim burada yapmamız gereken kelime bilgimizi yüksek tutmak ve çeviri çalışmalarımızı hiçbir zaman bırakmamak. Görüntü çok flu olanlar görüntü kalitesini kendileri ayarlayabilirler. Hazırsak eğer direkt başlıyorum. Şimdi bir metin çevirisi yaparken paragraf sorusu olarak değil de metin çevirisi olarak yaklaşacağım bugün. Metin çevirisi yaparken öncelikli olarak cümleleri cümle cümle ayırt ediyoruz. Birinci cümle noktaya kadar geldim. Şimdi birinci cümlede noktaya kadar geldiğimde sizin öncelikli bulmanız gereken
çekimli fiil olacak. Önce çekimli fiili bulman lazım. Cümlenin yüklemini bulmamız lazım. Cümlenin yüklemini bulmamın nedeni ne? Çünkü İngilizce'de S ve O diziliminde arkaya time gelir, arkaya place gelir fark etmez. Bu özne yüklem diziliminde ben çekimli fiili bulursam bunun öncesi özne olur. Bazen çekimli fiiller öncesinde relative clause açmaları, non-clause yapıları olabilir. Which'lerin, that'lerin, when'lerin, how'ların, what'ların içerisindeki fiiller bizim ana yüklemimiz olmuyor. Onlar clause cümleciğinin yüklemi oluyor. O yüzden en son çekimli fiil bizim ana fiilimiz olarak bakabiliriz. Şimdi buraya baktığımda, şöyle bir baktığımda çekimli fiili there are deyip direkt be fiili çekimlemesi yapmış. Şimdi there are yapısını nasıl çekimlerim, nasıl çeviririm? There are Türkçe İngilizce çeviri sorularında da karşıma gelebilir. There are, there is, there are ya da there were, there was yapıları nasıl çevrilir? Vardır, mevcuttur, bulunmaktadır diye çevrilir. Bir isim cümlesi gibi çeviriyoruz. Vardır, dırdır, mevcuttur, durdur ya da bulunmaktadır deyip bir isim cümlesi çevirisi, dırdır çevirisi yapıyor gibi düşünün. Bunu her zaman vardır, mevcuttur ya da bulunmaktadır olarak çevirelim. Aynı şekilde bu da pasta gittiği için vardı, mevcuttu ya da bulunmaktaydı. Şimdi bu şekilde çevirebiliriz. Vardır, mevcuttur, bulunmaktadır. Şimdi vardır ama no yapısı var cümlede. Bir cümlede no yapısı varsa aslında there aren't diye çevir bunu diyor. Yoktur diye çevir diyor. Yoktur. Ne yoktur? Sağlık sebepleri yoktur. To cut, kesmek, kısmak, azaltmak için. Cut down on burada bir phrasal verb çekimi vermiş. Şimdi bir cümlede bir to prep'i görüyorsam birden fazla çevirisi olabilir. To yapısının arkasından eğer bir verb görüyorsanız bunu makemak için diye çevirebiliriz. Onun dışında eğer ki bu to yapısının arkasında bir verb var ve öncesinde de bir WH question yapısı geldiyse how gibi, where gibi, which gibi, bir WH işte what gibi, WH question yapısı geldiyse buradaki to'yu biz genellikle fiille birleştirirken ecek, acak diye çeviriyoruz. What to do, ne yapacağı, how to come, nasıl geleceği, how to do, nasıl yapacağı, how to solve, nasıl çözeceği. Ecek acak çevirisini veririz genellikle. Onun dışında bazen de to'nun arkasından bir isim yapısı karşımıza çıkar. İsim geldiğinde de to'nun arkasından to'yu ea yönelme diye çevirmeyi aman diyeyim unutmayın. Çünkü biz ezber mantıkta to'yu hep bir mekmak için diye çevirmeye çalışıyoruz ama to preposition olarak bir isimden önce geliyorsa da bir yönelme haleki oluyor. O bağlamda I go to school derken o ezbere mantığı düşün. Ben okula giderim diyorsun. Go to dediğin orada to school yapısı okula vurgusu yapıyor. O yüzden burada to'nun arkasından bir isim geldiğinde yönelme olarak çeviririz. Bunun kardeşleri var. Onlar neydi? Into ya da toward yapıları da aynı şekilde into içine doğru diye çevirirseniz çok büyük yanılgı olur. Çevirilerde içine doğru çevirisi biraz saçma olabilir. Mesela turn into. Turn into. X turn into Y. Dönüştürür Y'ye. Y'nin içine doğru dönüştürür gibi bir çeviri olabilir mi? Olmaz. Burada da bir ne var? E-A yönelme. Y'ye dönüşür diye çevirdiğim bir yapı oluyor. O yüzden to'nun arkasından, into'nun arkasından, toward yapılarının arkasından isim gördüğümüzde E-A yönelme diye çeviriyoruz. Onun dışında. Şimdi burada arkada bir fiil vermiş. Cut down on. Mesela kısmak, kesmek, azaltmak anlamına gelen önemli bir phrasal verbimiz. Şimdi kısmak, kesmek, azaltmak. There are no health reasons. Yoktur, sağlık sebepleri yoktur. To cut down on, kısmak, kesmek, azaltmak için. Neyi azaltmak için? Yemeği, kırmızı ya da işlenmiş eti, yemeği azaltmak için bir sağlık sebepleri ya da sağlık sebepleri yoktur. According to, e göre diye çevirdiğim bir neydi? Bir bağlaçtı. Yeni revive of evidence. Kanıtın yeniden, yeni gözden geçirilmesine göre ne yoktur? Bunun için bir sebep yok. İşlenmiş eti ya da kırmızı eti kısmanızın, kesmenizin herhangi bir sağlık sebebi yoktur deyip ana giriş cümlemde bu pasajın asıl ana fikrini verdim ben. Şimdi
Özellikle dedim ki hani paragraf değil de çeviri odaklı gideceğim ama dayanamayacağım, vereceğim. Şimdi şöyle bir durum var hocalarım. Bir paragraf sorusu çözerken title, başlık soruları, mainly about soruları, işte özellikle pasaj şununla ilgilidir, başlık nedir gibi sorularda biz öncelikli olarak giriş cümlelerine bakarız. Ben giriş cümlesinden şunu anlıyorum. Bu pasajda yeni bir kanıt gösteriyor ki hiçbir şekilde kırmızı eti yemenin ya da işlenmiş, processed, işlenmiş bir eti yemenin hiçbir şekilde sağlıkla ilgili, bunu yememenin sağlıkla ilgili bir sebebi yok. Yani et yeme kolesterolün yükselir. Demek ki bu yalan. Demek ki bu asparagaz bir haber gibi gelen bir makale geliyor şimdi karşımıza. Ana fikir bu. Aldım cebime koydum. Şimdi geldim diğer cümleme. Şöyle bir bakalım. Nereye kadar? Virgülden şu noktaya kadar ilerledim. Normalde İngilizce'de cümle özne tutulur, arkadan toplanarak gelinir. Bağlaçla bölerek. Ama bizim karşımıza çıkabilecek cümle yapıları en az 2 satır, 3 satırdan oluşuyor. Bazen 4 satır olabiliyor. Bazen 5 satır olabiliyor. Şu forma baktığımızda bu yan dizilim olduğu için 3 satıra düşmüş ama bunu ben YDS sınav tarzına aldığımda senin göreceğin metnin içerisinde bir 5 satır olarak gelecek bu satırlar. O zaman ben okurken ne şekilde okumam lazım? Tavsiyem baştan sona bir şekilde gitmeniz olur. Yüklemi tutmanız lazım. Yüklemin öncesine özne vurgusu yapıp devam etmeniz lazım. Şimdi bu cümlede çekimli fiil nerede? Have said, söyledi. Şimdi bakalım. Sayısız sağlık otoritesi özne o zaman. Çünkü çekimli fiilin öncesi öznedir. Burası özne. Sayısız sağlık uzmanı söyledi 110 yıllardır. Şimdi burada have said demesinin aslında bir anahtar kelimesi for decades vermesi. Decade kelimesi ne demek? 10 yıl demek. Ben buna 10 yıl diyorum. Eğer ki decades derse yıllardır, 10 yıllardır vurgusu yapıyor. Eğer ki 2 decades derse 20 yıldır, 5 decades derse 50 yıldır gibi vurgular yapıyor. 10 arttırdığım bir kelime yapısı. Şimdi for'un arkasından bir zaman ifadesi geldiğinde for'un çevirilerine bir bakalım. For yapısı arkasından bir zaman ifadesi aldığında ben bu for'u dırdır diye çeviririm. Ve bu bana bir süreç anahtar kelimesi olur. Genellikle tel sorularında aradığımız bir yapı. For thousands of years, binlerce yıldır. For years, yıllardır. İşte for decades, 10 yıllardır. Bana bir süreç vurgusu yapar zaman gelirse. Ama for yapısının arkasından bir isim yapısı gördüğümüzde biz for'u için diye çeviririz. For my family, for my students, öğrencilerim için gibi ben arkada bir isim veriyorsam, for my country, ülkem için görüyorsam buradaki for'u için diye çeviriyoruz. Onun dışında for bir de bağlaç olarak yavaş yavaş bağlaç sorularında şıklarda gelmeye başladı. For sadece ortada kullanılır, arkasından bir SV geldiğinde for'u çünkü diye kullanırız. Burada da because bağlacıyla eşitlenen bir bağlaca dönüşüyor. Bazen lığını line diye de çevrilebiliyor. For a while, bir süreliğine gibi. Ama o çeviri çok fazla karşımıza çıkmaz. Özellikle ters soruları çözerken ya da metinlerin çevresinde. Hani çok fazla karşımıza çıkmıyor ama onu da bilelim. For bazen de lığını line olarak da çevrilebiliyor. İşte for a while, for a second, birkaç saniyeliğine, bir süreliğine gibi yapılar da olabiliyor. Lığına, line de olabiliyor. Şimdi baktım. Burada zaman geldiği için for'u ne diye çevirdim? Dırdır diye çevirdim. Sayısız sağlık otoritesi söyledi 10 yıllardır şunu. Buradaki det bir noun clause deti. Çünkü söyledi deyip neyi söylediğini açıklayan detin içerisinde gramersel olarak, anlamsal olarak tam bir cümle gelecek. Orada söylenen şeyi açıklayacak bana ve fiili niteliyor aslında bak. Söyledi şunu. Neyi söyledi? Bizler şimdi detin içerisindeki noun clause cümlesini özne yüklem olarak ilerliyorum. Bizler sınırlasak iyi olur. Bizim alımımızı ama neyin alımı? Of nın tamlama nasıl çevrilir? Because'a bölelim cümleyi. Şimdi bak, detin içerisindeki cümleyi ayrı bir yere tutalım. Şu detin içerisindeki noun clause cümlesi. Böl because'la ikiye. Bağlaçla bölüyorum. Birinci cümlemin öznesi bizler. Kısıtlasak iyi olur. Should. Ought to. Had better.
bunlar yapsa etse iyi olur anlamına gelen, yapmalıyız anlamına gelen tavsiye modelleri. Size tavsiyem should ought to head better'ı melimalı değil de SSA iyi olur diye çevirmeniz olur. Çünkü should'u eğer melimalı diye çevirirsek bazen model sorularında must'la karıştırabiliyoruz. O da melimalı diye çeviriyor çünkü. Şimdi bizler sınırlamalıyız ya da sınırlasak iyi olur. Bizim kırmızı et alımımızı. Ben burada kırmızı et alımımızı diye niye çevirdim? Arkadan niye topladım? Nın tamlamalarda önce arkası çevrilir, önüyle birleştirilir. X'in Y'si gibi. Nın tamlama yapıyorsun. Kırmızı et alınımı. Alımı ya da. Çünkü it is high. Çünkü o yüksektir. Doymuş ya da. Ama do fakat geliyor bir de. To rise cholesterol levels. Şimdi burada to'ya dikkat et. To'nun arkasından verb geldi. Ben bunu nasıl çevireceğim? Mekmak için. Arttırmak için kolesterol seviyesine ve sebep olmak için kalp krizlerine sebep olmasına rağmen, arttırmasına rağmen doymuş yağ da çok fazla yüksektir. Bu yüzden bize ne yaptı? 10 yıllardır tam toplayacaksam cümleyi. Sayısız sağlık uzmanım söylüyor 10 yıllardır. Bizlerin kısıtlaması gerektiğini kırmızı et alımımıza. Çünkü o doymuş yağ da yüksektir. Ne yapmasına rağmen kolesterol seviyemizi arttırmasına ve kalp krizine sebep olmasına rağmen. Bir. İkinci cümle. Bir şeyler değişiyor. Bu aslında geçmişte 10 yıllardır olan bir şeyden bahsediyor. Bunu söylüyorlar ama benim ana fikrim neydi metinde? Kırmızı eti yememenin hiçbir sağlık sebebi yok. Demek ki konu değişecek bak. Daha güncel olarak geliyorum. Hem kırmızı hem işlenmiş et ilişkilendirildi kanserle. Şimdi şuradaki yapılara bir dikkat edelim. Öncelikli olarak benim çekimli fiilim have been link. İlişkilendirilmek, pasif bir çekim atıyorsun. Been verb 3 yapılarını gördüğümüzde pasif çeviririz. Been verb 3 gördüğünde, being verb 3 gördüğünde ya da be verb 3 gördüğünde çeviriyi pasif atarsın. Yaptı değil yapıldı diye çevirirsin. Şimdi daha güncel olarak hem kırmızı hem de işlenmiş et ilişkilendirildi kanser ile. Ancak konu değişiyor. Bak geliyorum. Konuyu değiştireceğim. Most research. Birçok araştırma in this area. Bu alandaki birçok araştırma is unreliable. Yakala kelimeyi. Kelime bilgisi verecek olursam. Buradaki ana kelimenin kökeni ne? Şu kelimeye dikkat edelim. Şimdi rely kelimesi. Rely on. Phrasal verb olarak karşıma çıkar. Rely on, based on, rest on, bank on, depend on. Bunlar bir şeye bağlı, dayalı olmak. Count on, bir şeye güvenmek anlamına gelen kelimeler. Rely on kelimesi aslında phrasal verb olarak karşıma güvenmek olarak çıkıyor ya da bağlı olmak olarak çıkıyor. Almış bak oradaki rely kelimesini. Fiilin arkasına able, able yapıları eklersem sıfata dönüşüyor. Reliable, güvenmek, güvenilebilir oldu bak. Güvenilebilir. Ben bu kelimenin başına an, bir kelimenin başına prefix olarak an, im, mis, işte ne bileyim di, dis gibi yapılar, nan yapılarını ya da mal kelimesini, mal ekini bunları getirirsem eğer kelime olumsuzlaşır. Yani kendi anlamının zıttını verir. Şimdi reliable güvenilirse unreliable ne olacak? Unreliable da güvenilir değil, güvenilmez olacak. Önemli bilgi. Şimdi baktım o zaman daha güncel olarak hem kırmızı hem işlenmiş et ilişkilendirildi kanserle ancak birçok araştırma in this area, bu alandaki birçok araştırma güvenilir değil. Neden? Çünkü şimdi şöyle bir bağlaç bilgisi de vereyim. Eğer ki ben İlk cümlede bağlaç soruları çözerken şuraya bir bağlaç soracak bize. Şimdi ilk cümlede bir adjective tarzı bir yapı oluşturuyorsam, cümleyi bu şekilde kuruyorsam. Mesela it is important, önemlidir. It is unreliable, güvenilir değildir gibi. Ben buraya bir adjective şeklinde bir cümle oluşturuyorsam bak.
Neden deyip bunu açıklarsın aslında. Güvenilirdir, neden? Güvenilir değildir, neden? Çünkü. İşte önemlidir, neden? Çünkü. Buralarda bir adjektif tarzı bir yapı görüyorsanız bağlaç sorusu çözerken önceliğiniz neden sonuç bağlaçları olsun. Neden? Çünkü. As'in birden fazla anlamı var. As'in anlamlarında en çok kullandığımız için çünküdür. O olmazsa bazen dikçe karşımıza çıkabilir. Onun dışında iken zaman olarak kullanılıyor. Zıtlık değil, dikkat edin. While iken zamanla aynı yapı. Onun dışında gibi vurgusu da var. Onun dışında olarak da kullanılabiliyor. Şimdi eğer ki eylem artış, azalış, değişim, change, işte büyüme gibi yapılarsa ben genellikle dikçe kullanırım. İşte arttıkça, azaldıkça, geliştikçe, büyüdükçe, improve, geliştikçe gibi. Onun dışında için çünkü ile dikçe aynı şekilde çevirseniz sorun olmaz. Ama genellikle şu ikisini kullanıyor cümle tamamlamalarda ya da bağlaç sorularında olarak da çeviride karşıma çok çıkıyor. Olarak anlamını kullanabilmem için arkada bir isim ya da isim öbeği gelmesi lazım. Cümle gelmemesi lazım. As an engineer, bir mühendis olarak, as an important topic, önemli bir konu olarak gibi. Şimdi bakalım. Çünkü açıklıyor bak. It only, o dediğin ne? Bu alandaki birçok araştırma mı etme? Bakalım. Only observe, o sadece gözlemler what people choose to eat. Şimdi buradaki araştırmadan bahsediyor. Bu alandaki araştırmaya atıf yapıyor. Güvenilir olmamasına sebep veriyor. Çünkü sadece gözlemler arkada bir non-close nesnesi gelmiş bak. What people choose to eat. Şimdi what yapısını ne ya da şey diye çeviriyoruz. İnsanların ne yemek için ne seçeceğini diye de çevirebilirim. Ne seçtiğini diye de çevirebilirim. Seçtiği şeyi diye de çevirebilirim. İnsanların yemek için seçtiği şeyi gözlemlediği için sadece güvenilir değilmiş bu gözlemler, bu araştırmalar. Devamında şuradan cümlemi aldım. Maşallah cümleye bak. Şimdi özneyi bul. Özneyi bulabilmem için çekimli fiili bulmam lazım. Çekimli fiil nerede? Involves. S takısı vermiş. Şuraya bir çekimli fiil atmış. Simple present form'da. Involve içermek, dahil etmek demek. En iyi araştırma içerir. Random. Random ne demek? Rastgele. Rastgele bir şekilde trial, deneyleri içerir. In which, relative clause vurgusu. In which eşittir where ya da when. İkisinin yerine de kullanılabilir. Ve o deneylerde diye çeviririz. DDA çevirisi yaparız. O deneylerde bazı insanlara yardım etti mi edildi mi? Pasif atmışsın bak. Be verb 3. Bazı insanlara yardım edildi. To change, değiştirmeleri için onların diyetlerini belirgin bir yolda kesin diye çevirme certain yapısını. Certain belirli, belirgin demek. Certainly kesinlikle demek. Bu certain, uncertain mesela. Kesin olmayan değil de belirsiz, muğlak, belli olmayan. Certain de belirgin, belli demek. Şimdi belirli bir yolda onların yiyeceklerini, diyetlerini değiştirmeleri için yardım edildiği, bazı insanların yardım edildiği rastgele deneyler içerir en iyi deney. Tamam. Şimdi devamına baktım. Neymiş bu deney? Such as. Örnek veriyor. Burada ben neye örnek veriyorum? Such as gibi diye kullandığım bir bağlaç. Öncesinden gelen yapıya bir örnek verir. Şimdi ne gibi? Eating less meat. Eating yemek, daha az et yemek gibi. Ve rest are not. Ve gerisini yememek gibi. With their health compared and. Ve ne yaparak? Their health, onların sağlıklarını sonda karşılaştırmayla birlikte. Çeşitli yollarda insanlara yardım ediyor. Bu deneyler en iyisi. Tamam, devamına baktığımda. Such trials. Bu refer ifadeler karşımıza paragraf atma, paragraf tamamlama, cümle tamamlama yapılarında çok çıkar. Ve bu gibi deneyler dediğin seninle şu rastgele olan deneyler. Bazı insanlara yiyeceklerini belirli yolda değiştirmeler için yardım edildiği deneylere atıf yapıyor. Bu gibi deneyler are rarer, daha nadirdir. Rare nadir demek, ender demek. Rarer daha nadir. Morluk vurgu atıyorsun gibi düşün. Neden daha nadir? Bak gene bir adjektif gelmiş. Neden? Çünkü they are costly.
Onlar maliyetlidir ve hard to run. Run kelimesi burada koşmak olarak değil de yürütmek, yönetmek anlamında kullanılıyor. Run kelimesinin yürütmek, yönetmek anlamında govern kelimesiyle de eş anlamı var. Hard to run, yürütmek için, uygulamak için zordur. Zor olduğu için daha nadir. Neden sonucu ilişkisine dikkat edin. To'dan kaynaklı da mekmak için diye çevirdim. Şimdi devamına baktığımızda. Şurada Kanada'da olan ve onun arkadaşları vesaire kişiler, isimler, kişilerin kurumları vesaireler bizim için metinde asla önemli değil. Ona dikkat. Şimdi birinden bahsettim, üniversitede Kanada'da ve onun iş arkadaşları dedim. Ne yaptı? Revive, gözden geçirdi. Pasta attım bak. Ve neyi? 12 tane rastgele deneyi. O deneylerle ilgili bilgi veriyorum. Yapıldı bu alanda yapılan 12 deneyi gözden geçirdi. Ve buldular çok az, azıcık ya da hiçbir sağlık faydası bulmadılar. İnsanların, nasıl insanlar? Cut down on eating meat. Cut down kısmak, kesmek, azaltmaktı. Yemeği, eti yemeği kısan insanlar için neredeyse hiç ya da çok azıcık ya da hiçbir sağlık faydası bulmadılar diye çevirdim. Hocam buldulardı çekim ama. Evet, fiil buldular ama cümlede no var. No olduğu için burayı didn't find olarak çevirmen lazım. Bir cümlede no ya da not yapıları varsa o cümlenin fiili olumsuz çekimlenir. Bir daha çeviriyorum. Arkadaşları ve o 12 tane deneyi gözden geçirdi. Revive, gözlemlemek. Revive, yeniden gözden geçirmek. Bir şeye re yapısı geliyorsa tekrar anlamı katıyor. Reuse mesela, yeniden kullanmak. Ya da reusable, yeniden kullanılabilir gibi. Şimdi o deneylerde yapıldı bu alanda yapılan deneyleri, 12 tane deneyi gözden geçirdim ve bulmadım. Buldum çok az ya da hiçbir sağlık faydası bulmadım. İnsanların yemeği kısması için ya da yiyeceği, et yemeği kısan insanlar için bir sağlık faydası yoktu. Yani yemeği kısman eti sana bir fayda sağlamıyor. Devamında şuraya baktığımızda, şuraya kadar gelelim bakalım. Benim özne yüklem ilişkimde yazar, otoriteler ya da uzmanlarım conclude that demiş. Özne yüklem, that'ten sonrası full nesne, non-clause yapısı. Neyi sonucuna vardı? Detin içerisindeki cümlenin öznesi. İnsanlar devam etmeliler ya da devam etse iyi olurlar. To eat, yemeye onların güncel kırmızı ya da işlenmiş et seviyelerini. Eğer ne olmazsa, if not gelmiş, anlısı medikçe madıkça masamelse diye çeviremiyorsanız if not olarak çevirin. Şimdi anlısı ne olmazsa, eğer onlar hissetmezse, incline, bir şeye meyilli, bir şeye eğilimli olmak. Inclination'dan geliyor zaten. Ki çok önemli bir kelime. Inclination, disposition ya da predisposition. Bunlar bizim için önemli kelimeler. Bir şeye meyillilik, yatkınlık anlamında kullanılıyor. Predisposition. Inclination'dan gelmiş bak. Inclinate bir şeye eğilimli olmak, yatkın olmak. Prone to gibi düşün. Prone to ya da tend to. Eğilimli, yatkın olmak. Şimdi eğer onlar hissetmezse yatkınlık, change them, onları değiştirmeye. Peki şuradaki onlar ne? Güncel et yeme seviyelerine. Benim burada bir çoğul ifadeye bir atıf yapmam lazım. Çünkü object pronoun atmışım. Hocam object pronoun ne? Şimdi bazı subject pronounlar var. I, you, we, they, he, she, it. Öznenin yerine geçiyor. Subject adı üzerinde. Özne zamiri. Bir de nesne zamiri var. Nesnenin yerine geçiyor. Me, them, us gibi. Ben, sen, on, bana, sana, ona gibi. Ben dersem I, bana dersem me olur. Sen dersem you, sana dersem gene you olur. They dersem onlar, them dersem onlara olur. Nesne zamirleri. Şimdi burada çoğul bir isim geçmiş ki onun yerine geçiyor. Neyi değiştirmek? Bak, seviyeler. Kırmızı ya da içlenmiş et yeme seviyeleri. Şimdi buraya atıf yapıyorsam tekrar çevirelim. İnsanlar devam etmeliler. Yemeğe onların güncel kırmızı ya da içlenmiş et seviyelerini yemeye devam etmeliler. Eğer onlar hissetmezse
onları değiştirmeye bir meyil, yatkınlık hissetmezse devam etseler iyi olur. Sıkıntı yok. Ancak konu değişiyor yine. Baktım şimdi. YÖK dilde de çıktı inclination, disposition, predisposition, YDS'de de çıktı, YDT'de de çıktı, normal YDS'de de çıktı. Her muhakkak ki bir sınavda karşımıza şıklarda doğru cevap olmasa da geliyor ya da doğru cevap oluyor. Şimdi ancak onlar eklerler. Peki onlar kim? Şuradaki uzmanları. Onlar ekliyorlar şunu da. Bazıları, bazı insanlar dedim şurada bak. İnsanlar bazıları isteyebilirler değiştirmeyi. Onların yiyeceklerini. For animal welfare. Hayvan hakları, hayvan refahı için ya da çevresel sebeplerle değiştirmeyi isteyebilirler. Bu yüzden does, so, hence, therefore, thereby. Bu yüzden it seems that. Seems yapısı ya da appear yapısı gibi görünmek diye çevrilir. Şöyle gibi görünüyor olay. Gibi görünmek ama appear kelimesinin iki anlamı var. Appear bir anlamda seem yapısıyla gibi görünmekle eş anlamlı ama aynı zamanda appear'in emerge, ortaya çıkmak anlamı da var. Onu da unutmayalım. Ortaya çıkmak anlamında da kullanılabiliyor. Şimdi bu yüzden it seems that şöyle gibi gözüküyor. Bak dikkat edin. Fiilden sonra gelen that'leri şunu söyler. Şunun sonucuna vardı. Şöyle gibi görünür diye çeviriyorum. Ne gibi göründüğünü açıklayacak. Çünkü bu cümlede de özne, yüklem, seem, that. Direkt arkası ne oluyor? Arkası full bir noun clause nesnesi oluyor. Nasıl gibi gözüktüğünü açıklayacak. Ne gibi gözüküyor? Daha fazla araştırma yapılmalı ya da yapılmak zorunda. To clearly see, açık bir şekilde görmek için neyin etkisini? Et tüketiminin etkisini açık bir şekilde görmek için daha fazla araştırma yapılmalı. Anlaşık mı? Tam baştan çevirecek olursak. There are no health reasons. Hiçbir sağlık sebebi yok. Yemeği, kırmızı et yemeği azaltmanın ya da işlenmiş et yemeği azaltmanın hiçbir sağlık sebebi yoktur. Yeni çalışmaya, yeni kanıta göre. Sayısız sağlık otoritesi söyledi 10 yıllardır şunu. Biz kısıtlasak iyi olur kırmızı et alımımızı. Çünkü o yüksektir doymuş yağda. Ve neye rağmen arttırmasına kolesterolü seviyesini arttırmasına rağmen ve kaos. Sebep olmaz. Bunu doğ diye okuyorum sabah beri. Thought. Düşünmekmiş bu soruya. Burada şunu düşün. Şöyle çevireceğim. Düşünürler. Bunu kim düşünüyor? Çünkü o yüksektir doymuş yağda. Ve insanlar düşünüyorlar. To rise. Arttırdığı düşünülüyor. Kolesterol seviyesini ve sebep olduğu düşünülür. Kalp krizine. Daha güncel olarak hem kırmızı hem de işlenmiş et ilişkilendirilir kanserle. Ancak birçok araştırma bu alandaki güvenilir değildir. Çünkü o bu alandaki araştırma sadece gözlemler what people choose to eat. İnsanların seçtiği yemek için seçtiği şeyi gözlemler. En iyi araştırma içerir rastgele deneyleri. O deneylerde bazı insanlara yardım edilir değiştirmeleri için yiyeceklerini belirliyorlar da. Yemeği daha az yemeği et gibi, the rest are not, işte gerisini yememeyi onların sağlıklarıyla birlikte sonunda karşılaştırmayla birlikte yardım ediyor bazı deneyler. Bu gibi deneyler daha nadirdir. Çünkü onlar da maliyetli ve yürütmek için zordur. Yönetmek, yürütmek, uygulamak için zordur. Şimdi insanların var Kanada'da bir üniversitede ve onun iş arkadaşları, meslektaşları Revive gözden geçirdiler 12 rastgele deneyi. Bu deneylerde yapıldı bu alanda yapılan deneyleri gözden geçirdi ve buldular çok az ya da hiçbir sağlık faydası bulmadılar. İnsanlar için nasıl insanlar? Et yemeyi kısan insanlar için bir sağlık faydası bulunmadı. Uzmanların sonucuna varır şunun. İnsanlar devam etse iyi olur yemeği onların güncel kırmızı ya da işlenmiş et seviyelerini devam ettirseleri iyi olur.
Eğer onlar hissetmezse inclination demiştik, tend to demiştik, prone to demiştik, incline to change them. Onları dediğim neydi? Güncel et yememe ya da işlenmiş et yeme seviyemi değiştirmeye bir yatkınlık hissetmezlerse yemeye devam etseler iyi olur demişim. Ancak uzmanlarım eklerler şunu. Bazıları isteyebilir değiştirmeyi onların diyetlerini hayvan refahı için ya da çevresel sebepler için değiştirmek isteyebilir. Bu yüzden şöyle gibi gözüküyor. Daha fazla araştırma yapılmak zorunda ya da yapılmalı. Yakından görmek için kırmızı et tüketimini ya da et tüketiminin etkilerini görmek için daha fazla araştırma yapılsa iyi olur dedi. Must have worked mıç mıç olmalı aynen. Anlaştık mı? Bu şekilde çevirilerimizi yapıyoruz. Şöyle bir bakayım sorularımız var mı? Hocam tot kelimesini o kadar çok karıştırıyorum ki cümleler anlamsız oluyor. Şimdi çok çeşitli doğlar, totlar, taflar var. Şimdi eğer ki ben şu şekilde bırakıyorsam, sonuna T atmıyorsam bak. Burada ne vardır? Ramen vardır. Ama tot yapısından bahsediyorsam T bak. T think'ten geliyor. Think'ten think düşünmek ya aklına öyle kalsın. T ile bitiyorsa burada think'ten kaynaklı düşünce. İsim olarak düşünce ya da düşündü. Past hali de olabilir. Bu şekilde de gelebilir. Onun dışında true yapısı var. True. Şimdi true yapısında ne görüyorum? Şurada bir R görüyorum. Şimdi R yapısı varsa araçlarda R vites var ya. True yapısı aracılığıyla vasıtasıyla. Vasıtasıyla böyle ezberleyin. Araçlarda bir R vites, geri vites var. Aracılığıyla vasıtasıyla çağrışım yapıyoruz çünkü. Doğru amen. T ile bitti thought düşünce, think düşündü düşünce ya da true aracılığıyla vasıtasıyla olarak karşıma çıkabiliyor. Tamam. Bu şekilde de aklınızda kalıcı olabilir inşallah diyorum. Şimdi benden bu kadar. Gayet küçük bir ders. Ben teşekkür ederim. Ben haftaya da gene aynı şekilde gene bu şekilde dersler yapacağım. Hocam must have verb hangi anlamda çıkıyordu? Sadece mış olmalı anlamında. Yüksek %90 olasılık anlamında çıkıyordu. Bu tarz parçaları nereden bulabiliriz? Çıkmış yok değil YDS paragraf soruları üzerinden bulabilirsiniz. Ya da YDT paragraf soruları üzerinden bulabilirsiniz. Bunu da unutmayın. Onun dışında dediğim gibi şu doğaları eğer karıştırıyorsak T ile bitti think ile. R var araçta, araçın R vitesi var aracılığıyla vasıtasıyla. Diğeri de ramen oluyor zaten. Olduğunun geri kalan kısmı gibi de düşünebiliriz. Tamam mıyız? Bu parçaları nereden bulurum? Toplu halde. Toplu halde bulamazsın hocam. Tek tek hepsini indirmen lazım. YDS'nin biliyorsunuz ki 2021'e kadar yanlış hatırlamıyorsam çıkmış sınav soruları yayınlandı ÖSYM'nin sayfasında. Tek tek indirin dursun. Onlardan okuma yapabilirsiniz. Onun dışında YÖK dillerin belli başlıkları var. Hepsi yayınlanmıyor YÖK dillerin. Toparlayabildiğimiz kadarı var. Onları bulabilirsiniz. Ama yok bunlara benzer parçaları almak istiyorum, parçalar bulmak istiyorum diyorsak da YÖK dile girecek olanlar tıpkı YÖK dilin metinleri bunlara benzer metinler. Akademik yapıları oralardan, akademik makalelerden çektik. Bu şekilde benzer metinler var. Ama tavsiyem her şeyden önce kaynak almaktan ziyade çıkmış sorulara odaklanmanız. YDT olur, YÖK dil, YDS olur, KPDS olur ama YDS'yi, YDT'yi, özellikle YÖK dilciler YDS ve YÖK dil metin, YDT metinlerini okuyabilirler. Tamamsa eğer benden bugünlük bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım sizin için bir farkındalık yaratmıştır. Bu şekilde derslere devam her zaman sonuna kadar, Mart sınavına kadar, Nisan sınavına kadar derslerimize devam edeceğiz. Haftaki program zaten gene Instagram hesabından paylaşılacak. Bu derslere nereden erişebilirim, canlı nereden izleyebilirim diyorsak da eğer Telegram gruplarının da Georgia YDS Instagram hesabının biosundan Telegram grubunun linkini bulup ulaşabilirsiniz. Dün yaptığım derste kullandığım bağlaç materyalini Telegram grubuna attım. Bütün YDS'de çıkmış bağlaçları tek bir PDF'de topladık. İkilisi, zıtlığı, neden sonucu, preplisi, işte cümleleri almazı. Attığım Telegram grubundan da YDS bağlaçlar PDF'inden ulaşabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Haftaya inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
Uzun vadede en yararlı kitap Lead Westwork. Aynen hocam. Ama yeterli kalmayabilir, eksik kalabilir. Daha zor metinler için yine de okumanızı tavsiye ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.